Merhaba Kafe Rüş takipçileri ve siz sevgili aslan burçları. Sevgili aslanlar, ilginç bir ay. Öncelikle biliyorsunuz bir ay tutulması yaşayacağız. Nerede yaşayacaksınız? Terazi burcunda. Terazi burcu sizin üçüncü evinizde, iletişim evinizde. İletişim çok önemli. Yakın kan bağı içinde olduğunuz insanlar vardır ya, kardeşler, akraba, eş, dost. Onlarla olan ilişkilerinize çok dikkat edin. Çünkü onlarla bir ilgili bir dengesizlik söz konusu. Bir anda dengeleriniz gidebilir, bir anda bazı şeyler farklılaşma yaşayabilir. Lütfen sevgili aslanlar, bu konuya dikkat edin. Tutulma sizin küçük ilişkilerinizi canlandırabilir. Bazı ilişkilerinizin de ket vurup bitirebilir. Evet, bazılarınız yabancı ülkelere gidecektir. Çünkü aynı zamanda ülke değiştirme, şehir değiştirme alanında bir yaşayacağınız tutulma sizi farklı bir konumlara getirebilir. Başlangıçlar yapacaksınız. Güneş çünkü Koç burcunda, Uranüs orada. Hayatınızın çok önemli başlangıçlarına hazırlanın bakalım sevgili aslanlar. 8 Nisan'da da Jüpiter retrodan kurtulacağı için büyük bir hareketlilik, belki de ayın en şanslı burçlarının başını çekiyorsunuz. Merkür ayın 14'üne kadar da Koç burcunda 9. evinizde olacağı için 4 Nisan'daki tutulmadan acayip güzel etkileneceksiniz. Bir koşturmadır gidecek. Hani sizi tutabilene aşık olsun. Ayın 14'ünden sonra 15'inde Merkür tepe evinize giriyor. Orada biraz sizi zorlayabilir. Başarılı işler de yapacaksınız. İnsanlar sizin o yüksek enerjinizden etkilenecekler. Hatta bazen o kadar inatçı ve kararlı olacaksınız ki bazı insanları şaşırtacaksınız. Ayın 21'inden sonra Güneş kariyer evinize geldiğinde daha da bir sizi insanlar şaşıracak. Daha güçleneceksiniz ve ayın 18'indeki yeni ay Koç burcunda size dış ülkeler, idealleriniz, ruhsal hayatınız, her şeyi yeniden bir harekete geçirecek. Evet sevgili aslanlar, aslında bu ayın en şanslı burçlarından birindesiniz. Sosyal ilişkiler çok iyi, aşk ilişkileriniz iyi, kariyer ilişkileriniz iyi. Sadece yapacağınız şey parasal konularla ilgili arkaya attığınız, unuttuğunuz veya göz ardı ettiğiniz konular var. Biraz da onlara eğilin. Evet, ille de hayat başarı değil ama başarının arkasında maddi talepleriniz de saklı olduğu için siz önce tabii ki başarıya önem veriyorsunuz. Venüs 11 Nisan'a kadar Boğa'da. Evet, istediğiniz her şeyi çevrenizi 11 Nisan'da kabul ettirip 12 Nisan'dan sonra çok daha hareketli, iletişimi çok kuvvetli, sosyal medya ya da sosyallikle ilgili konularda çok başarılı çevrelere girip kendinizi daha iyi göstereceksiniz. Evet sevgili aslanlar, gerçekten muhteşem bir ay. Bazı konularda tereddütler yaşasanız bile ayın %90'ı sizden yana çalışıyor diyoruz. Evet, Kafe Rüş takipçileri ve sevgili aslanlara mutlu bir Nisan ayı diliyorum.